Gizli kalp var mı diye soralım. Varsa da belirtileri aynı mıdır? Gizli kalp dediğimiz şey zaten adı üzerinde belirti vermediği için Evet. adına gizli kalp diye halk arasında söyleniyor. Şimdi aslında gizli kalması sağlık sistemi ve hastamızın tavırlarına bağlı veya davranışına bağlı. Evet. Eğer hastamız belirti hissetmese bile benim şu tür risklerim var, şu yaşa geldim, acaba benim kalp sorunum olabilir mi gibisinden hekime başvurduğu takdirde ve hekim buna yönelik ilgili tetkikleri yaptığı takdirde o hastalık gizli kalmayacaktır. Hep araçlardan örnek veriyoruz. Yeni bir araç alındığı zaman çoğu zaman ne denir? Bir garantisi vardır ama bu garantisi bir şarta bağlıdır. Siz belirli aralıklarla gidip aracınızı kontrol ettireceksiniz. Belirli değişmesi gereken parçaları belirli sürede değiştireceksiniz. Aksi takdirde biz garantiden bu aracı çıkarırız. Yani mutlaka aracınızda bir alarm uyarı gördüğünüzde servisine gideceksiniz demiyor ilgili firma. Diyor ki belirli zamanı geldiğinde gideceksiniz. Dolayısıyla check-up dediğimiz şey veya sağlık kontrolleri diyelim, düzenli sağlık kontrolleri dediğimiz şey aslında bu amaca yönelik yapılıyor. 40 yaşını aşmış bir bireyin ailesinde kalp hastası olsun veya olmasın, belirli bir diyabeti, yüksek tansiyonu veya bir şikayeti olsun veya olmasın mutlaka bir kontrolden geçmesini öneriyoruz. Evet. Bu işte bahsettiğiniz o gizli dediğimiz şeyi açığa çıkarmanın bir yoludur. Riski olan ama şikayet olmayan hastaları konuşmak gerekirse, yani amcasında, teyzesinde, anne babasında ciddi oranda kalp hastalığı görülmüş, bununla ilgili ciddi tedaviler almış bir bireyin biraz daha erken yaşlarda bu konuda erken davranıp, uyanık davranıp bir takım kontrollerden geçmesi, gizli dediğimiz, gizli kalan o kalp problemini ortaya çıkarmak için mutlaka yarar sağlayacaktır. Burada tabii tetkiklerden bilgilendirme amaçlı bahsetmekte fayda Lütfen, var. lütfen hocam. Biz ne yapıyoruz? Yani şikayeti olmayan veya hafif şikayetler olan bir hastanın polikliniğe başvurması halinde biz nasıl bir yaklaşım sergiliyoruz? Hangi testlere tabi tutuyoruz? En başta bir EKG var. Belki bundan yıllarca önce çok daha kıymetliydi. Çok daha kolay ulaşılamayan bir testti. Ama bugün herhangi bir tıp merkezine, herhangi bir sağlık ocağına bile gittiğimizde EKG'mizi rahatlıkla çektirebiliyoruz. Ama elbette ancak belli bir düzeyde hastalık varsa EKG işimizi görüyor. Çok basit ve temel bir tetkik. Önemini kaybetmiş değil ama bize ancak kalp krizi geçirmiş hastaları veya geçirmekte olan hastaları söyleyebilir. O bahsettiğimiz erken evredeki hastalar konusunda ne yazık ki EKG çok fazla bir bilgi sunmuyor bize. Devamında biz hastalarımızdan en sık başvurduğumuz tetkik metotları ekokardiyografi ve efor testi. Çok daha kolay ulaşılabilir diğer testlere nazaran ve bizim sıklıkla başvurduğumuz, kullandığımız bir test. Ekokardiyografi kalbin ultrasonu bir anlamda. Kalp kapaklarının durumu, kalbin kasılma durumu, doğuştan daha doğrusu bir takım kalp delikleri gibi veya kapaklardaki problemler gibi bunları ortaya rahatlıkla çıkarabileceğimiz bir test. Bizim en önemli testlerimizden birisi ekokardiyografi. Uygun bir şekilde yapıldığı takdirde kalple ilgili hastalıkların çok önemli bir kısmını ya tamamen teşhis ediyoruz ya da ipuçlarını oradan elde ediyoruz. Damar hastalığı konusunda ekokardiyografi bize genellikle geçirilmiş kalp krizini mutlaka ortaya koyar, teşhis etmemizi sağlar. Genellikle kalbin bir bölgesinin daha az kasılması ya da hiç kasılmaması gibi kalp krizi sonrası kalpte oluşabilen hasarları bize net bir şekilde gösterir. Ama yine altını çizelim ki gizli kalp hastalığı dediğimiz hastalarda ekokardiyografide de biz hiçbir şey görmeyiz genellikle. Hiçbir sorun görmeyiz. Bize genellikle gizli kalp hastalığı dediğimiz hasta grubunda fayda sağlayacak
hastalığı teşhis etmemize yarayacak test genellikle efor testi ve eforlu sintigrafi dediğimiz testlerdir. Bunlar herhangi bir şikayeti olmadığı halde hastalarımızı belirli yollarla strese sokarak, genellikle egzersiz yaptırarak bunu sağlıyoruz. Bazen de ilaç kullanarak hastalarımızın kalp hızını belli bir düzeyin üzerine çıkarıp kalbini tabir yerindeyse yoruyoruz ve yorduğumuz sırada acaba kalbin bir bölgesinde yeterince kan gelmediği için sorun ortaya çıkıyor mu? Bunu test ediyoruz. Sintigrafide de, efor testinde de temel mantık budur. Egzersize tabi tutarak, kalbin hızını yükselterek bizim ilgili bölgenin kanlanmasında bir sorun var mı? Onu görmemizi sağlıyor. Şimdi şöyle bir yanılgı var hastalarımızda. Hocam diyor, ben günlük 5 kilometre koşuyorum. Veya 5 kilometre yürüyorum. Ben 10 kat merdiveni, 5 kat merdiveni her gün çıkıyorum. Evimde asansör yok. Ve bir şikayetim olmuyor. Bu çok sık karşılaştığımız yanılgılardan birisi. Biz efor testini yaparken hastalarımız ne kadar iyi koşuyor, ne kadar süreyle koşabiliyor, bunu anlamak için yapmıyoruz. Biz hastalarımızın genel performansını ölçmek için yapmıyoruz efor testini. Bu efor sırasında kalbin içeride durumu nedir? Onu görüyoruz. Hasta bunu görmez. Hasta göğüs ağrısı hissetmeyebilir. Göğüs ağrısı hissetmez ama biz hastanın o sırada devam eden EKG görüntüsünde bir takım değişiklikler görürüz. Ve o hastanın damarının tıkalı ya da daralmış olduğunu oradan anlarız. Ama hastamızın yine haberi yoktur. Hatta hastamız 5. evreye kadar koştum, ne güzel, benimki kesinlikle iyi çıkacak düşüncesiyle gelir yanımıza. Veya az koştum, çok koşamadım, benim herhalde kalbimde sorun var diye gelenler oluyor. Oysa az koştum diyen hastanın hiçbir sorunu çıkmıyor. Tam tersine yeterince koştum, gayet rahattım diyen hastanın sorunu çıkabiliyor. Dolayısıyla biz bir performans ölçümü amacıyla hastalarımızı efor testine sokmuyoruz. Onu futbol kulüpleri futbolcu transfer ederken yapabilir. O ayrı konu ama bizimki tamamen kalp sağlığını, damar sağlığını test etmek amacıyla yaptığımız bir testtir. Bunu özellikle vurgulamak istedim çünkü çok sık karşılaştığımız bir durum.